başlangıcından bu zamana 100 civarında müzisyen intihar etti diye. Bu gerçek. Bu tabii ki müzik sene yansıyan rakam. Yani bildirilen rakam. Bunun, bu insanların resmi kaydı yok. Sigortası yok. Bir başka şekilde kaydı, tescili bir şey yok. Sadece bu çevre birbirine söyleyerek bazı şeyleri öğrenebiliyor. 100 civarında müzisyen intihar ediyorlar. Ama gayri resmi bildirimlere göre, çünkü müzik dışında ek iş yaparak geçimini sağlayan insanlar da var. Bu sayının oldukça yüksek olduğu söyleniyor. Ama kesin bir verimiz elimizde yok. Bunlardan bir tanesi aslında Duranhay Tokat Erbağlı, Beyoğlu'nda, türkü barlarda, düğün salonlarında saz çalıp türkü söyleyerek hayatını geçen müzisyen arkadaşların bir tanesi. Bunlardan sadece bir tanesi. Bu arkadaş geçen gün intihar etti. 2 gün önce. Sefalet içinde, yani sizin bahsettiğiniz çöplerden ekmek toplama durumuna gelmiş. Belki daha da kötü duruma gelmiş. Çünkü bu müzisyen insan başka bir iş yapmayı bilmiyor. Bildiği tek şey saz çalıp türkü söylemek. Bunu yapamayınca karnı doyuramayacak, karnı doyuramayınca evine bakamayacak. Çareyi biraz da çareyi kendini öldürmekte buldu. Resmini gördüğünüz arkadaş. Ben tanımıyorum ama olayı beni de etkiledi. Tabii pek çok insan gibi hep bir ölüm üzerinden konuşuluyor. Ama olay bir ölümün üzerinden daha çok bu insanların durumunu anlatmak gerekiyor. O yüzden biz sizi çağırdık ki bu sektördeki, bu çevredeki, bu durumdaki insanların genel durumunu anlatalım, konuşalım diye. Tek başına bir ölüm değil elbette. Ama tabii burada Duranay nezdinde işini, aşını, bir sürü şeyini kaybetmiş insanlara da bahsetmiş olalım böylece diyelim. Hatta ben Duranay'ın bir parçasını buldum. Ondan, programı ondan kapatalım diyorum. Evet Recep, Duranay'ın sözleriyle, sesiyle programımızı kapatalım istersen. İçinde siz benim neden yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, derildim, fırtınaydım, duruldum. Yoruldum ah, çok yoruldum. Seni nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?